maçtan evvel bununla maçı 3-2 kaybettiniz Galatasaray UKFC'ye. Maçtan evvel niye Fenerbahçe bu durumda, son 2 yıl bu durumda? Bize nedenlerini biraz açıklarsan gayet şeffaf şekilde çok memnun olurum. Çünkü kamuoyu da yani Fenerbahçe'yi ve seviyor, iyi bir takım. Bilhassa senin yeni yönetiminde fakat hep tek adamsın, tek kişisin ve zordur bu işte, biliyorum. Yani hakikaten tek kişi kalmak takım için, kendi için hem yorucu olur hem yıpratıcı olur ve o özenin başına da gelmez. Marka Fenerbahçe güzel bir takım, çok disiplinli bir takım senin idarende. Fakat istediğin azmadığın sonuçlar alamıyorsun. Bize burada takımın için ne açıklamalarda bulunacak, ne gibi bilgiler verecek bize? Biraz oyuncu, futbolcu sıkıntısı çektim mi? O doğrudur. Futbolcuları da buldum. Hep yeni futbolcular getirdim lige. Tabii bazı takımların devre arasında hemen kaliteli futbolcuları transfer etmeler. Sezon başında iyi başlıyoruz ama arkasını getiremiyoruz. Bir diğer neden de verilen sözler. Yardım edeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız denip ondan sonra da sezon başlanınca hemen kayboluyorlar. Bazı verilen sözler de sıkıntılarından dolayı yapılamaması. O sebepten dolayı bazı sponsor, mesela bu sene hiç sponsorumuz olmadı. Yani neredeyse sıfır. Bütün elimden gelen gayretlerle şu ana kadar devam ettim ve kesinlikle hiçbir zaman da ligden çekilmeyi düşünmedim. Zaten yakışmaz. Ben sezon ortasında ligi bırakmayı hiçbir zaman sevmedim, sevmem de. Aynen. Takip de etmem. Çünkü diğer takımlara haksızlık olur. Aynen. O haftayı boş getirmek zorunda kalırlar. O yüzden hiçbir zaman bırakmadım. Dengeler değişir. Evet. 8 oyuncu, 9 oyuncu da dahi olsun çıktım ben her zaman ligimi, maçlarıma çıktım. Geçen sezon da çıkmıştık. Tabii ki bazı şeyler, disiplin de var. Bazı hareketleri, davranışları ben tavsiye etmediğim için o oyuncuların lisanslarını iptal ederim ben. Takımdan uzaklaştırırım. Yani onun da sıkıntısını çektim. Taviz de vermem. Bir futbolcum çıkıp da agresif kavga tür yaklaşımları olduğu sürece ben onları tavsiye etmem, bırakmam. Maç için ne diyeceğim bize? Geçen haftaki maç için. Geçen hafta yani şimdi, pazar günkü değilim. Galatasaray çok iyi bir mücadele geçti aramızda. Yani başa baş da diyebilirim. Kalecimizin geç kalmasından dolayı kaynaklanan son anda topu tutacağı anda dokunmada gol olması biraz tabii bizim direncimizi düşürdü. Ayrıca itman yapamadığımız için çocuklar itmanlara gelemiyorlar. Gelemedikleri için de enerjimiz hemen tükeniyor. Yoruluyorlar çocuklar. Yani bir de bu havalardan dolayı maçtan oynanmaması, iptal olması, oynanmaması o da bir etkin tabii ki. Randımanı yapamadık. Öyle. Randımanı tutturamadık. O yüzden bir de tabii bazı oyuncuları gönderip de arada artık oyuncu sıkıntısı çekiyorum. Başvuru yaptım. İki tane oyuncuya izin verildi transfer edeyim. Yok. İzin verilmedi. Yani amatör bir ligimiz var. Profesyonel değil. Her şeyi profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir şey ama kötü de bir şey. Başta oynayan takımlar için çok güzel bir şey ama aşağıda oynayan takımlar için çok kötüdür. Çünkü sahaya sürecek oyuncu bulamıyoruz. Nitekim Dumlupınar Yeni Malatya maçına çıkamadık. 7 tane oyuncu vardı. 7 tane oyuncu da çıkamıyor. Olmaz. Olmaz. Buradan bu memlekette on binlerce Fenerbahçeli var. Var. Evet. Binlerce iş adamı var. Cidden. Evet. Yani burada mesela ben bir Boğaziçi'liyim. Ali Bey bir Malatyalı'dır. Evet. Veya takımın diğer arkadaşlar Dumlup Mausa Dumlupınarlı'dır. Burada amaç oradaki köyümüzü, yöremizi, şehrimizi burada temsil etmektir. Evet. Ha. Ama biz mesela Malatya. Malatyalı Malatya'yı vuracak, doğrudur. Kayseri, Kayseri'yi vuracak. Boğaziçi, Boğaziçi'yi vuracak. Sen bir markayı temsil eden burada. Bir marka. Fenerbahçe evet. Bir markadır. Dünya evet. Markasıdır.
Ve ben yani kişilerin bu kadar duyarsız kalmasına imreniyorum. Diyorum mesela iki hafta bir federasyonumuz tüm kulüpleri bir davette sen de geldin değil. Ben gelemedim. Yoğdum orada. Ama gayet güzel bir katılım vardı orada. İşimden dolayı katılamamıştım. O gece birçok kişiye de madalya gibi bir şey dağıtıldı. Onur kuru eliği. Hemen hemen bu insanlar tamam hizmetlerini yapmışlardı yıllarca. Çoğu iyi durumda. İş sahibi insanlardı. Oradan ben söz aldım. Tabii başkanımız hem oradaki yöneticilere ve kulüp başkanlarına söz hakkı verdi. Gece için ufak tefek bir şeyler konuşma geçir. Tamam mı? Herkes sözüne başladığında hepimiz bir aileyiz diyor. Oradaki tüm konuşmacılar, tüm var. Tam aileyiz, doğru ama aile birbirine yardım etmesi lazım. Yani evet. Bir takıma 5 sponsor, bir takıma 15, bir takıma 7, bazı sponsor, takımlara hiç sponsor olmaz. Yani bunu biz mesela sonra daha da açacağız bu konuyu. Çünkü ben Ali Bey'e de söz hakkı vereceğim bazı konular için. Fenerbahçe'nin bir katakımın bu ligde çok iyi durumda olması lazım. Yani cidden bak ne dediğin antrenman yapamıyoruz. Çocuklar katılamıyor. Akabinde maçlarda hava şartları ertelendiğinde takımın randımanı tamamen fizikliği düşüyor. Evet. Yani çıkıp da yukarıdaki takımların hemen hemen Dumlupınar'ın, Boğaziçi'nin, Galatasaray'ın, neyse şu anda şey olan takımlar, göz olan takımlar, en az yarı oyuncuları cumartesi liglerinde hafta içi maç yapıyorlar. Yani evet. Akabinde de benim her sene bir bütçem var. 800 bin lira arası antrenman bütçem vardı. Ben bu takımda olduğum olanı Boğaziçi her sene antrenmanlarını yapmıştı düzenli şekilde. Yarın gene antrenmanı var. Öyle veya böyle. Tuturduk o tempoyu getirdik ve hiç eksiltmedim daha. Hiçbir zaman eksiltmedim. Ama benim burada bak forma bak burada neyi temsil ediyor? Fenerbahçe diyor. Üç yıldızıyla. Ve burada ben eminim binlerce iş adamı vardır. Yani burada bu kişilerin kalkıp da bu gibi takımlara yardım etmesi lazım. Cidden. Veya onur kurulu üyeliğine yükselmiş insanlarımız, iş adamlarımız. Yani böyle dışarıda biz bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. Kabul ediyorum. Büyük bir aileyiz de bu ailenin de yaşaması için biraz gıda vermeniz lazım bazı takımlar. Herkes olmasa bile. Bazı takımlar yönetimini kurmuştur. Kendi yağıyla kavrulabiliyorlar. Ama bazı bu kulüplere bir bütçe ayrılması lazım. Ve bunu biraz sonra daha da açacağız. Şimdi sponsorları çağırıyoruz. Tabii bu senelik bitti ama ben mesela giden burası Muş'tur, yolu yokuştur diye bir ağdımız var. Giden geri gelmiyor. Acaba ne iştir der ama ben bunu takımlara getireceğim. Şimdi durup da burada Sayın Ermiyan'ın bir nostalji müziği vardı. Kimler geldi, kimler geçti diye bir parçamız vardı. Nilüfer okurdu onu. Bir geçen mi sene, belki sene bir şey koydu burada. Ekran vardı arkada. Onlarca takım. Ne oldu ya? Bir dakikada 20 takımın geçmişi de gördük. Burada biz gitti. Hiçbiri gelmedi. Giden gelmiyor. Ben şimdi onu kaybetmek istemem. Ben kendi adıma bir spor sever olarak. Veya Dumlu'nun veya Esenler'in kalmalarından yanayım. Yani takım sayısı azaldıkça lig yükseldi diyorlar. Hayır yükselmedi. Son iki sene hiçbir takımımız LFA kupadan da hiçbir başarı sağlamamıştı. Neresi yükseldi? Kendi içinde bir rekabetin oldu. Dumlupınar, Trabzon, Boğaziçi neyse. Ama İngiliz kupaları fiyasko. Onları unuttuk. Bir şey yok oralarda. Esas takımlarımız ki onlardan medet umarız. İlk turlardan eleniyorlar. İlk turlardan. Ve abur cubur takımlar eleniyorlar. Nereye yükseldi çıta? Çıta demek Junior Cup'ta, Sunday Tropic Cup'ta, Challenge Cup'ta bir Dumlupınar, bir Trabzonspor, bir Koçgiri orada semifinal, oradan düşsün, finalde oynasın, düşsün. Ben o çıtanın yükseldiğine inanmıyorum bu saatten sonra. Evet kaliteli oyuncular geliyor ama işte Champions League için yani şampiyonluk için. O yüzden buradan onur kurulu üyelerimize, sporla ilgili olan tüm iş adamlarımıza ufak bir bütçeciktir. Ufak bir bütçeciktir. Yani bu ikinci takımlarımıza veya birincideki takımlara ufak bir katkı koymanız bu takımların hayatlarını idame ettirmeleri demektir. Cidden. Yani ama verirken de üzerine vurmayın. Yani onu içinizden verin bu şeyi bu takımlara. Ben Şenol'un takımını seviyorum. Şenol'un spor adamlığını seviyorum. Hakkını arayan, hiç pes etmeyen fakat bir yere kadardır her şey. Bir yere kadardır. O yüzden ben tekrar Şenol'un bir Akıncılar olmasını veya bir Düzkaya veya bir İskele olmasını istemiyorum. Yani bu takımın yaşamasını istiyorum ve konuştuğumuz takım da Fenerbahçe'dir. Evet, çok uzatmayayım ben bu konuyu. Sonradan tekrar gireriz daha genişin olarak. Evet, Ali Perçin kimdir? Evet. Şimdi bir geçmişin var Kıbrıs'tan, Mor Menekşe, Dumlupınar'da evet, futbol evet. Yaşantın var. Ondan sonra tabii onlara bir deyin de gel bakalım buraya evet. Kadar ben futbolla ilgili şeyini. Kıbrıs'ta üniversitede okurken 3 yıl Çanakkale'de, 2 yılda Magusa Türkücü'nde futbol hayatımı sürdürdüm. Yani Kıbrıs'ın hem 3. lig, 2. lig, 1. liginde
havasını aldım. Aldın. Daha sonra bu ülkeye geldim evlilikten dolayı. Geldim benim kaynım Rüstem İkal Yavru Vatan Kulübü'ndeydi. O zamanki profesör. Evet. O zamanki buradaki şartlar, ortamlar, ben gıptayla bakardım. Sevgi, saygı vardı. Kulüpler arası rekabetler çok güzeldi. Daha sonra güzel kulübünü Sayın Ozan Beliyer, o da benim akrabamdır. Şu anki onursal başkanımız devraldı. Yönetime girdik. Daha sonra Güzel Yurt birinci lige çıkınca Güzel Yurt'u işte Şenol Bey'in demin bahsettiği yalnızlıktan dolayı daha büyük bir cami olan Dumlu Pınar olarak değiştirdik. İsim değişiklik yaptık. Günün sonunda biliyorsunuz bu iş maddiyata dönüyor. Ali Bey, kaç çocuğunuz var? Bir. Allah başlasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Aileyi de biraz konuşalım. Evet. Onlar da katkıları var senin. Evet tabii, o da. Yani ben geçen sene hakem sekreterliği yaparken ona da değineceğiz. Pazar günü gerçekten. Ona da değineceğiz. Evet. Gel bakalım yukarı. Ondan sonra Dumlu Pınar Futbol Kulübü'nü aldık, kurduk. Çok iyi bir yönetim kurulu oluşturduk. Ardından belli bir başarıya kavuştuk. Bu sene de ben geçen sene hakem sekreterliği yaptım. Dedim bu topluma hem kulüp bazında hem federasyon bazında hizmet edeyim. Çünkü futbol bir sevdadır. Güzel bir hobidir. İnsanlarla kaynaşmak. Aileyi büyütmek değil. Tabii yeni şeyler keşfetmek için çok güzel bir ortamdır. Gittiğiniz zaman bir yerde sizi tanısınlar, etsinler. Güzel bir gurur kaynağıdır. Geçen sene hakem sekreterliği yaptım. Yaparken de gerçekten sağ olsun kulüplerimiz, federasyonumuz, herkes yardımcı oldu. En başta eşim de çok fedakarlıkta bulundu. Pazar günleri bu işe eğilmem için. Bu sene de tekrar istediğim federasyonda görev alayım. Fakat yeni Malatyaspor'un birinci lige çıkması, bu işin külfiyetinin artması. Ben dedim ki yeni Malatya'da getireyim. Belli bir oluşum yaparız. Belli bir heyecan katarız. Renk katarız. Ayrıca bu sene sezon biteceğine yakın Galatasaray, Koçgiri gibi büyük camiaların da bu lige katılması, ki bu sene ligde baktığınız zaman 7-8 takımın hala kopmaması, alttaki takımların hala birbirinden kopmaması ligimizin güzel bir çekişme içinde olduğunu gösteriyor. Bu bir aşk şevk dedik. Yeni Malatya'da kattık Dumlu Pınar'a. Sağ olsun yönetim kurulum uygun gördü. Bir takım oluşumlardan sonra biz Dumlu Pınar Yeni Malatya Spor'u kurduk. Bu senede belli bir lige başlarken dedik bir genç bir kadro yapalım, genç bir yapılanmaya gidelim. Daha sonra tekrar bazı takviyelerle şimdiki konuma geldik. Ligimiz dediğiniz gibi çok meşakkatli bir lig, amatör bir lig. Ben buradan Şenol Başkanımı gerçekten takdir ediyorum. Tabii. Bizim 8-9 kişi yaparken zorlandığımız işi kendisi tek başına yapmaya çalışıyor. Ve ben buradan söylüyorum, yani biz her zaman bu gibi arkadaşlara elimizden geldiği kadar yardım etmek istiyoruz. Çünkü günümüzde futbol en kolay ulaşım aracıdır. Toplumları birleştirici bir yapıya sahiptir. Ben federasyonumuzun aslında bazı çalışmalar yaparak kulüpleri daha birleştirici yapması, ki geçen gün yemek bence bu konuda bir adımdı. Başlangıcıdır. Evet, başlangıçtı. İyi bir şeydi. İyi evet, bir şey. Başlangıçtı. Ayrıca Veteranlar Ligi'nin de bu gibi oluşumlara katılmasını, onların da yalnız bırakılmamasını tavsiyede bulunuyorum. Ama günün sonunda biz bir aileyiz, iyisiyle kötüsüyle. Amacımız bu camiayı, bu topluluğu yurt dışında bir çatı altında toplamak. Biz de Dumlu Pınar Yeni Malatya Spor Kulübü olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Daha önce yaptığımız gibi yapmaya hazırız, yapmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Takımın ilk çatından memnun musunuz? Şu ana kadar. Şimdi nasıl? Şöyle söyleyeyim size. Bizim takım sezona ilk 3-4 hafta biraz sıkıntılı başladık. Yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Ligin ikinci yarısından itibaren belli bir hava yakaladık. Şu an takımın gidişatından memnunuz yönetim olarak. Futbolcularımız playoff'a inanmış. Ama bunu yaparken de rakibine saygı duyan. Muhakkak saygı. Evet, saygı duyan. Kulüplere saygı duyan bir yapıdayız.
iyi bir topluluğuz, iyi bir takımımız var. İyi bir yönetim var. İyi bir yönetim var. Gerçekten futbolcularımız bize saygıda kusur etmiyor. Gerek yabancı futbolcularımız, gerek Türk oyuncularımız. Tabii ki herkes ister günün sonunda şampiyonluk ipini göğüslesin. Ama bizim prensibimiz sahada oynayan kazansın. Ama öncelikle centilmenlik, dostluk. Çünkü başarılar, biz kupalar aldık, fazla sizi ileri götürmüyor. Önemli olan kazandığımız dostluklar, paylaştığımız hatıralardır. Hak edin. Evet. Şimdi bir soru sorayım. Evet. Geçen yıl şeyi tuturdum, burada program yaparken dedim ki playoff'a bu takımlar kalır, şampiyonluğu Trabzon'la Dumlupınar arasında ikisinden biri evet, alır. Evet. Tutum. Bu sene biraz şey gelir bana, böyle Koşgir'in orada olması. Acaba zaten Önder'i programı almam lazım burada. Çünkü evet, Önder'e de çok soracağım sorular vardır. Bu şu ana kadar Koşgir çok başarılı. Evet. Çok. Geri kalan takımlar, şimdi Trabzon'u bıraktım. Trabzon gözümüz tutmasın, maşallah hala da namalup. Son 3 sene, 4 senenin de en flaş takımlarından biriydi. Evet. Hatta birincisiydi. Çünkü ikinci ligde şampiyon geldi, şampiyon oldu. Akabinde geçen yılın sizinle bir puan farkıyla şampiyonluğu kaptırdı sizlere. Ondan sonra döndü, Federasyon Kupası'nı aldı. Evet. Ve bu sene yine ligin zirvesinde nam olup duruyor. Yani o tartışma kaldırmaz. Evet. Allah gönlüne göre versin. Çünkü çalışıyor, iki birader çalışıyor. Gerçekten, evet. Yani takdire şayan bir şeydi. Acaba burada şimdi Galatasaray'ın kadrosu da güzel bir kadro. Oynadık, gördük. Koşgiri'nin orada benim gördüğüm Koşgiri'de Boğaziçi'nin yöre takımı, Koşgiri takımı. Önder gayet iyi bunları harmanladı. Birkaç da kırmızı çocuk var. Tabii bunu derken hani. Evet. Onlar da diyor ki biz de Koşgiri'liyik diyorlar. Artık öyle oldu. Onların evet, gecesine katıldım. Ben günleri vardı, katıldım. Gene giderim gerekirse. Danışma için gittim, katıldım. Gördüm oradaki atmosfer, oradaki insanlar inandı, takımlarına güvendiler. Ve gayet de kalabalık bir şekilde maçlara geliyorlar. Evet. Yani, onu muhakkak buraya getirip, çünkü ben orada Boğaziçi'ni görüyorum. 10 sene, 15 sene, 20 sene ki Boğaziçi'ni görüyorum. Ve başarı da oradan geliyor. Ne dedin sen? Harmanlanmak lazım, biri birine kirlemek lazım, başarı geliyor. Evet, evet. Ve iyi bir yönetim bazında. Koşgiri bunu başardı. Tabii playofflarda ne olur ne olmaz kimse bilmez. Onu yani kesinlikle onu ölçemeyim, şey yapamam. Şimdi benim burada skor geldi. Bir bakalım skor ne oldu. Yavru 0, Galatasaray 4-0. Galatasaray 4-0 galip. Yani kupa maçı veya son kupa maçısı. Neyse. Galiba eksikleri vardı Yavru Vatan. Ben görüşmüştüm. Evet. Şimdi kupa maçında her sürpriz sonuç olurdu ama Galatasaray daha iyi bir takım. Tam ona değinecektim. Skor da geldi. Şimdi bence iki garanti gibi yukarıda. Şimdi bu hafta altı maçımız var. Bu hafta Trabzon yeni basçı var. Belki de konuşalım sonra. Evet, evet. Çünkü o haftaki maçlara bakarak evet, sonra. Şimdi ne diyorsun yani orası nasıl şekillenebilir? Trabzon, tahmindir bu. Trabzon, Koşgiri, Türkmenköy, Dumlupınar ve Galatasaray. Galatasaray. Evet. Şu anda. Şu anda. Şu anda. Evet, öyle. Sıralama Trabzon hemen hemen garanti ama ben Koşgiri dahil diğer takımların yerini tam net göremiyorum. Şimdi bir şey yapayım burada. Bir dakikacık. Bak. Koşgiri 36'da mı Koşgiri? Evet. 36 Koşgiri, 43 42 43 Trabzon. 43 evet. 43 Trabzon Koşgiri 34 Dumlu. Evet. 34 Dumlu bir maç eksik. Evet. 16 maç. Koşgiri'nin de bir maç eksik. Koşgiri 17 Trabzon'un. Evet. Galatasaray 34 17 maç ama. Evet. Galatasaray. Türkmenköy. Türkmenköy 17 maç. Türkmenköy 31. 31. Onda 34 galiba. Ne 34 değil mi? Bir saniye. Şeyimiz var burada. Yani şey yapmayalım yani. Burada var. Buluruz onu. Türkmenköy 31. Evet. 31 puan. Evet. 17 maçta. Boğaziçi 16 maçta. Boğaz 27 puan. Benim demin burada demek istediğim
16 maç olan Narin, unutma şimdi 17'şer puan maç yaptı Galatasaray Türkmenköy. Boğaz'ın farz et. Bu hafta evet. Oynadı da aldı da 30 puan oldu. 30 yaptı işte. Bak sana bir ortak daha oraya. Şimdi bir de konu şu var. Dumlupınar'ın Trabzon ve Koçgiri'yle maçı var. Boğaz'ın Galatasaray'ın maçı var. Evet, Galatasaray'ın maçı var. Bu hafta Galatasaray oynar Koçgiri'yle. Koçgiri'yle oynar. Esenler'in maçları var. Esenler şey oynar, Antep'in oynar. Ondan sonra Kalada Matematik Sendir orada Esenler. Var var. Yani, Trabzon'la maçı var. Trabzon. Evet. Yani burada bu 4 mesela 36 da Koçgiri'nin garanti bir şey değil yani. Yani evet. 36. 43 oradadır yani. Evet. 1-2 mesela oradadır ama bu Dumlupınar'da 34 16 maçta. 16 maçta. Ama Galatasaray'la Türkmenistan sıkıntılıdır. Şimdi bu hafta bence iki yani bütün maçlar önemli. Yeni Boğaziçi Trabzon. Çok, Koçgiri Galatasaray çok ve Dumlupınar Türkmenköy. Çok şimdi öyle bir durum ki yani burada Dumlupınar tabii ki ev sahibi olmanın avantajını kullanacak. Ben geçen hafta gittim Esenler maçını seyrettim. Bizim maçımızdan sonra. İyi bir kadrosu var, iyi bir ekibi var. Sağ olsun Mustafa Dereci takımına iyi bakıyor, iyi çalışıyor. İyi çalışıyor, çok iyi. Tolga Hoca da 90 dakika boyunca takımına konsantre oluyor. İyi yerden oyuncular getiriyor. Evet, evet. Yani üst düzey bir maç olacak benim inancım. Ki ta ki Trabzon yeni Boğaziçi maçı da öyle. Galatasaray Koçgiri maçı da öyle. Trabzon Boğaziçi maçı eğer havamız müsaade verirsen oynanır. Burada Boğaz'ın bu maç devam veya yerinde kal maçıdır. Yani ortada kal orada. Eğer Boğaz bu maçı alırsa eksik maçını tamamlarsa ortak. Dördüncü, herkes birbirine maçı var. Odur da var. Evet. Boğaz kurtuldu Dumlupınar'dan. Yok. Ki maç bitti. Evet. Ama geri kalan bak Trabzon, Koçgiri, Galatasaray ve Türkmenköy. Gördüğün maçı var. Yani şöyle söyleyeyim. Playoff'un kaderini siz belirleyeceksiniz. Biz. Ya evet. Gidecek ya da sıralamayı değiştireceğiz. Evet. Yani biz katılmazsak. Ama değil. Siz bütün maçlarınızdasınız katılıyorsunuz. Tabii katılıyorum. Yani her şey sizin elinizde. Kalmak da sıra değiştirmek. Evet. Aynen. Evet. Onun için şimdi yani kilit takım Boğaz oldu burada. Tabii şimdi Dumlupınar bakalım maçlarına kazansın. Ayrı mesele. Veya Koçgiri bu hafta büyük maç. Galatasaray'a inandık. Şimdi mesela biz bu hafta belki Mehmetçik maçını kaybedebilirdik. Bitti. Yani, öyle, yani maçlar sürprize gebedir. Olabilirdik. Evet, evet. O bitti. Evet. Aldı takımı. Maçı aldı Dumlupınar. Benim burada diyorum biz tabii şimdi yukarıda playoff'ları konuşuruz. Bunun bir de aşağısı var. Ya. Şimdi evet. Fenerbahçe bir puan. Bilmem tabii bunu şahına soracak şimdi ama akabinde 9 puanlı bir Yalova. 11 puanlı Antep. Antep. 12 puanlı Mehmetçik, 13 puanlı, 14 galiba. 14 puanlı şey. Bağcıl. Bağcıl, 14 puanlı Bağcıl. Tabii şimdi sen buradan ve bu hafta da Bağcıl Mehmetçik maçı var. Bunları şeye soracağım ben şimdi. Şenol Bayram'a sorayım. Fenerbahçe maçı var. Bir dakika bakayım. Evet, Mehmet, evet Bağcıl 14. Şimdi Şenol, Bağcıl 8. Bağcıl 14. Gaziantep Mehmetçik, Mehmetçik 12 puan, 9. Mehmetçik, 10. Antep 11 point, Yalova 11, Yalova 9 ve Fenerbahçe 12, Fenerbahçe bir point yaptı burada. Şimdi yukarısı artık Esenler, Boğaziçi ya ortalarda kalacaklar ya işte bir sürpriz olursa Boğaz playoff'a evet. Girermiş de olurmuş geç onları. Yani olursa olur. Matematiksel oradadır. Ama şimdi bir de bunun beşlisi var aşağıda. Esenler ve Boğaz'ı sayma. Onlar yırttı yukarıdan. Evet. Şimdi neden bu beşli ne yapacak? Fenerbahçe bir pointi var. Ve 16 maçı var. Yalova 17 maçta 9 point yaptı. Bir hesabın bir kevim var mı senin bu şey? Daha 7 maçın var senin. Bu hafta yok, 6 maçın var sonra. Bizim bu hafta Yalova ile maçımız vardır. Kendi sahamızda yani eğer biz bu maçı zaten kaybedersek biter artık. Büyük ihtimalle biter. Yani matematiksel olarak bitmez ama geri kalan 5 maçın hepsini 5'ini de kazanmak zorundasın. Çok zor. O da çok zor. Yani Boğaz'ın prevalansı. Şimdi bizim çocuklarımız hepsi genç. Birçoğu genç. Tecrübesiz.
Zaten bizim bazı maçlarımızı kaybetmemizin sebeplerinden bir tanesi de budur. Çocuklar genç. Yani tecrübesiz ya, Mehmetçik genç, evet. Genç bir tecrübe, iki hiç olsa da bu işte şimdi işte. Biz idman yapabilmiş olsak ben %100 eminim bazı takımların canını yakacaktık. Ama ya idman yapamadığımızdan kaynaklı şey yapamıyoruz. Bu çocukların tamam, değişeyim, soruyu değişeyim sana. Evet. Şeyini yapamadık. Eğer Fenerbahçe düşeceyse ikinci takım kim olabilir? İkinci takım kim olabilir? Orası çok belli olmayan bir konu. Mesela Ali Başkan'ın karısını şey yaptı. Yani. Ya çok biraz matematiksel konuştuk kendi. Yani. Tabii bu bir tahmindi yani. Kimseye burada çakmaya gelen yanlış anlaşılmaz. Bu durumda en favori şeydi Bağcıl'dır. Yani bunlardan Kurtusun. En iyisi bunların bu dörtlünün beşlinin içinde en iyisi Bağcıl'dır. Evet. Bağcıl 14 puan. Bağcıl'dır. İyi bir de kadroları vardır. Yani onu biliyorum. 16. Hepsiniz 16 maçtasınız. Yani sadece diyalogladım 17 maçta. Yani bir iyi katkıları vardır. Yani ben şahsen Bağcıl'ın en avantajlı, en sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani en 9 en az tehlikeli 12, olan Bağcıl'dır. Mehmetçik ama onun 12. dışında tabii ki Yalova, Mehmetçik, Antep. Bunlar zaten birbirine bir maç değiştirir onları. Şimdi burada bir de konu şu, bu hafta Yalova Fenerbahçe var, Bağcıl Mehmetçik. Eğer bu da çok tesir edici. Eğer Bağcıl Mehmetçik'i yener, Yalova Fenerbahçe'yi yenerse o zaman bu Mehmetçik Gaziantep ve ben Antep'le oynayacağım Gaziantep'le. Ben Yalova'yla da oynayacağım ben. Yani bu takımların üstteki takımlara da maçı var. Evet. Kendi başları altı puanlıktır. Evet, evet. Mehmetçik şey dedim ben, Bağcıl dedim ben. En önemli maç. Yalova'da dövdü şey, konuşur olasılık 9 yapar 12. Gayet işte Mehmetçik. Gaziantep'te Esenler'le oynuyor bu hafta. Esenler, şimdi Antep döversa yapar 14. Evet. Yani işte bu kendi, çok mühimdir bu hafta bu maçlar. Yani, hem yukarısı hem aşağısı. Evet. Yani eğer Mehmetçik Bağcıl'ı yenerse Bağcıl da bu iş ortak. Aynen. Evet. Şimdi Cevdet Başkan'ı biraz stres sardı. Var. Daha. Çünkü geçen haftaki beraberlik bozdu hesapları ama o bir puan Yalova'ya hayat ışığı oldu. Evet. Çok doğru. Çok son dakika, doğru. Son dakika evet. Çünkü unutma bu ligde bir gol olan kaçan şampiyonluklar var. Var. Doğru. Çok Kötüren'in Dunlupınar'a verdiği şampiyonluk verdiği değil. Bir puan. Bir gol. Şimdi mesela burada işte kaderin şeyidir bu. Bugün Fenerbahçe sizden bir puan aldı sadece o puan. Evet. Sizden o puan almasa, siz iki puanınız fazla olsaydı bugün yani playoff'ta ciddi olurdu. Evet. Yani futbolda budur, spor budur. Şimdi bak. Birinci ligin anatomisi bu. Yukarısı, ortada iki takım. Esenler, Boğaziçi orada. Türkmenköy büyük bir fırsat kaçırdı geçen hafta Galatasaray elinden son dakika. Evet. 7 golle beraber. Evet. Türkmenköy'ün 34 olacaktı. Galatasaray 31 olacaktı. Evet. Ne kadar yani bir gol son dakika ne kadar işi çevireyim. Şimdi ben burada Dumlupınar'ın gayet ciddi maçları var. Trabzon'a da şeylerin maçları Koşkide var. Koşkide maçı da sonraki maçı. Koşkide, Trabzon bunlar hepsi o alttaki kaybetmeyen takım. Boğaziçi kaybetmezse veya dediğimiz gibi Esenler bile matematiksel olarak 26 puan, 25 puanda tabii. Onu da kapsar matematik. 6 maçtı, 18 puanda çok puanda. Yani her şey değişebilir orada. Ama herkesin kaderi kendi elinde. Kendi elindedir. Evet, döyecek, üsttekiler birbirlerine gelecekler. O bize, evet. O kapı açar. O kapı evet. Açar gider. Kısacası yani... Bir de şey güzel başkanım. Şimdi burada bu sohbet sabaha kadar sürer. Neden? Playoff'a giden 7-8 takım var. Alt durumda yani küme düşme durumuna giden 4-5 takım var. Öyle bir lig ki yani popüler... Ortası yok. Yani bugün Esenler 4 maç kaybetsin, alttakiler kaybetsin. Mesela örnek veriyorum, o da potaya girebilir. Düşme. Tabii. Yani öyle bir durumdayız. Çünkü yani matematiksel olarak evet ama bilmiyoruz. Yani, iyi bir kadro. Yani bu güzel bir görüntüdür bence. Neden görüntüdür? Rekabet işte budur. İkinci lig için ne diyecek? Yoksa bakalım ikinci bölümü, ikinci ligi. Valla başkanım siz bilirsiniz. İkinci lig. İkinci lig bu hafta Ahmet... Diyarbakır, Doğan Türk Birliği. Yani evet. Şimdi yavru vatanda geçen hafta maçını kazandı 4-2 MTG'ye karşı. O da kaptığı şeyi şampiyonluğun bir şeyini, kolunu orada
Bak sürpriz şekilde. 2-0 yenildi. Evet. Sürpriz yenildi ama futbolda sürpriz yok. Sonuç sonuçtur. Sonuç sonuçtur. Yani evet. Şimdi orada şu anda Ahmet Diyarbakır, Doğan Türk Birliği, Bafın Kürdü ve Yavru Vatan şampiyonluğu için oynuyorlar. İlk iki için oynuyorlar. Evet. Altta playoff'ları var. Kayseri Spor var orada ve güçlü Pekin var. Pekin var, doğru, toparlandı. Pekin, kimse bir şey, ben bir baktım biraz evvel, çok eksik maçı var. Şimdi burada bir mesaj geldi, okumamız lazım. Sayın Cevdet Başkanımızdandır. İşte Oktay da bizi izliyor herhalde, biliyor ki izliyor bizi. Ya maçtadır ya da izliyor bizi. Sayın Oktay bize, başkan soruyor, Mehmetçik Gaziantep maçı fikstürümüzde yoktur. Acaba ne zaman oynanacak? Bize mesajla gönderirseniz çok memnun oluruz Oktay. Çünkü bunu cevap vermemiz lazım. Birazdan bilgi geldiğinde başkanım biz size buradan açıklayacağız. Fikstürde yok. Erteleme maçı, evet. Mehmetçik Gaziantep maçı yok. Onun için programda iyi gidiyor diyor, izliyorlar. Buradan da başkanıma sesleniyorum, stres yok bu hafta. Dünya Cevdet Başkan, Ali Başkan stres yok diyor. Yani ikincilik de güzel bir şey. Evet. Yani Pekün, Kayseri de playoff da. Onlar da playoff kovalıyorlar. Çünkü Pekün çok sürpriz sonuçlar aldı burada. Maç oynama sayısı çok az. Onları alırsa bu, evet, buradadır. Pekün 11 maç yaptı, 13 puan. Yani 2 maç yasa 19. Tabii playofflar oynar, o da oynar, playofflar oynar. Pekün, Kayseri, yani ilk 6, ikisi zaten direkt çıkacak. Baf, Yavru Vatan, Kayseri, Pekün de şey için oynayacaklar, playoff'ta 3. takım çıkmak için. Burası da güzel. Burada da bir rekabet var burada. Şimdi nedir başkanın konu? Birincilikte hemen hemen 11 takımın hedefi var. Evet, Cevdet Başkan diyor ki süper program izliyoruz diyor. Sesler iyi geliyor diyor. Evet. Gayet güzel güzel gidiyor burası. Bu akşam da haber gürültü yok Cevdet Başkan. Şimdi başkanım konu şu. Sporcu, yönetim bir hedef olduğu zaman insana zevk veriyor. Heyecan veriyor. Bak. Şimdi burada birincilikte 11 takım hem playoff hem küme düşmemek için bir savaş içinde. Bir var, bir uğraş var orada. Heyecan her haftada günden güne artıyor. Artacaktı. İkincilikte dikkat ederseniz ilk 4 takım direkt çıkmaya oynuyor. Ardından gelen Pekin'den Kayseri de playoff umutları taşıyor. Evet. Şimdi buradaki konu şu. Sezon başı işi ciddiye almayan kulüpler zamanla kendilerini bir hedefte gördükleri zaman belki geç olabilir ama o hedefe kilitlemek için toparlanma sürecine geçiyor. Bugün bakın Pekin. Sizin yaptığınız hesabı Pekin her gün yapıyor. Tabii ama. Bakın siz de dediniz. Ben eğer bu haftaki maçı kazanırsam oynayacağım ilerideki maçlara göre baktığım zaman ben kendi ipimi kendim keseceğim. Aynen. İki maç eksiği var derlerinde. Evet. 11'de derler 13'te. Yani iki maç 6 puandır. Aldığı 19-20 yani kesin oradadır yani. Evet. Alırsın. Evet. Alırsın. Yani bu güzel, bu açıdan güzel bir lig yani. Şimdi bu çerçevenin bir yüzüğü diyor. Evet. Bir de diğer yüzü var. Gençler. Evet. Ah gençler, vah gençler. Şimdi ben... Gençler ligi yani. Evet. Yani şimdi gençler. Ben güzel yurttayken bu işin uğraşırken Dumupar adını değiştirdiğim zaman o zaman Gençler Ligi Pins Park'taydı. Evet, hep orada. Cumartesiydi. Ben bir gün... Yok, hep orada değildiz. Büyük seneler orada oldu. Evet, oradaydı, merkez oydu. Ben cumartesileri çalışma işe gitmezdim. Eşimi gönderirdim. Ben o zaman bizim takımımız da vardı. Evet, takım da vardı. Eray Öznacar'la beraber gittik bir gün maç seyredelim. Yalova, Dumlupınar, Doğan, Yeni Boğaziçi, Mehmetçik, Diyarbakır. Kıyasya bir maç. Seyirci potansiyeli yüksek. Yüksek. Futbol seviyesi yüksek bir maç. Diğer hafta gittim tekrar yine aynı şekilde. Hatta o zaman bizim takımın genç takım teknikleri de dedim ki ben bu 4 futbolcuyu A takıma istiyorum dedim. Tabii ki o zamanki şartlarda oluşmadı etmedi ama Gençler Ligi bence bu ligi ayakta tutan kurumdur. Gençler Ligi. Zaten bu federasyonun
bizim Sayın Federasyon Başkanı her zaman dile getirir. Bizim en büyük hedefimiz gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıp topluma kazandırmak ve böyle güzel bir atmosfer içine sokmak. En azından toplu insan olma sağlamak. Ama Gençler Ligi maalesef geçen sene tamam bazı kurallar vardı. O kuralları yerine getirmek için zaman aldı. Görevini yaptı federasyon kulüpler. Ama bu sene gerçekten fiyasko. Bu konu ihmal edildi. İşte bu da nedir? Bazı konuların getirdiği, sorunların getirdiği sonuçlar Gençler Ligi'ni etkiliyor. Dedik evet. Gençler dedik, gençler başlı başına bir sorun, bir problem oldu. Geçen seneden başlamak üzere. Haykırdık, çağırdık. Dikkat edin dedik, kaybediyoruz dedik. Kimse kulak vermedi. Evet, birazdan reklamlar için programımızı noktalayacağız. İkinci bölümde gençlerle ilgili konularımız var. Evet. Akabinde biz de The Other Business olarak sizin bir şey söylemeye konu sizlere gidebilecek. Federasyon yönetimi, gidişatımız, evet, iyi şeyler, yanlış şeyleri masaya atacağız. Gayet medeni bir çerçeve içerisinde. Ama gençlere en az 20 dakika ayıracağım. Hem Şenol Bayram'ın görüşünü alacağım, hem Ali Perçin'in. Çünkü gençler demek, federasyonun geleceği demek. Ama bu son 2-3 seneyi kaybettiğimizi görüyorum. O yüzden reklamlar için kısa bir ara veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Nerede kalmıştık? Gençler dedik. Gençler derken buradan da güzel bir haberle başlayalım tabii. Ondan sonra genç dedik mi akan sular durur. Bildiğiniz gibi Konifa Dünya Kupası bu yıl İngiltere'de yapılacak. Haftaya da kısmetse Osman Ercan'ı buraya davet edeceğiz. Ve gerekli bütün bilgilerimizi sizlere aktaracağız. Ama niye bu konuya girdim? Necati Genç, adı da genç, kendi de genç, 18 yaşında ilk kez olarak Londra Ligi'nde oynayan bir genç çocuğumuz bu Konifa Dünya Kupası takımına çağrıldı. KKT Cemili takımından ve bizi gururlandırdı. Hem VR'ın genç takımında oynuyor, hem Boğaziçi'nde de oynadığı için biz de gururlandık. Londra gazetesi bunu haber yaptı. Ve inanın bu genç ilerisi açık bir futbolcu. İnşallah Okan genç babası da yıllarca ligimizde kalecilik yaptı. Şu anda masterlerde yine futbol hayatını sürdürüyor. Büyük bir gurur. İşte bu maçlara gidip Necati'mizi de izleyeceğiz. Evet, genç dedik işte. Demek ki su akar yolunu bulur. Demek bu gençleri bir an evvel toparlayıp ligimizi başlatmamız lazım. Evet Ali Perçin, hızlı bir giriş yaptın Londra futboluna. Başarılarla dolu. Akabinde geçen yıl yönetime girdin faali olarak. Onun üzerine de boşalan yerler dolayısıyla hakem sekreterliğine kadar yükseldin ve iyi bir sezon geçirdin. Bu sene dediğimiz gibi aday olacağını beklerken Malatya'nın lige, Premier Lig'e çıkması Türkiye Ligi'nde bir heyecan yarattı sende ve Dumlupınar FC ile birleşerek üçlü bir kadro kurdunuz. Onun için galiba yöneticilik, federasyon üyeliğini bir sene daha ertelediniz galiba. Herhalde seneye ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir yerde bir şeyler yapabilmek için şartların oluşması gerekir. Bazen çalışmak da bir şey getirmez sonuçta. Çalışmanın sonucunda başarı gelebilmesi için bu biznes olabilir, futbol kulübü olabilir, federasyon olabilir, toplumsal kuruluşlar olabilir. Daima iyi bir ekip kurulması lazım. İyi bir ekip, hedefe yönelen güzel bir ekip daima günün sonunda başarı getirir. Bugün ben geçen sene yönetimde görev aldığım zaman görüş ayrılığı vardı. Tabii ki bu da bizim federasyonumuzun seçim sisteminden kaynaklanan bir sonuç. Çünkü herkes birbirinden bağımsızdır.
Federasyon başkanının çok da fazla gücü yok. Bir oyu var. Eşitlik durumunda bir oy ekstra kullanma hakkı var. Benim kendi görüşüm, federasyonda eğer iyi bir oluşum, iyi bir yönetim kurulursa ben bu topluma hizmet etmekten gurur duyarım. Her zaman da gurur duymuşumdur. Verilen her görevi de her şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sevgi ve saygı çerçevesinde. Bizim öncelikle federasyon olarak seçimlerde her sene Ahmet mi başkan, Mehmet mi başkan? Bunlar bizi hiçbir zaman bir yere getiremedi. Her zaman konuşmuşuzdur. 41 yıllık federasyonumuzun bir arşivi yok. Bir yuvamız yok. Bugün dışarıdan gelen bir misafirimize federasyon sorulduğu zaman federasyonumuz nerede gösterecek bir yerimiz yok. Bizim önce altyapımızı, oluşumumuzu sağlamamız lazım. Benim kendi fikrim, başkandan ziyade sekreterliklerin çok iyi seçilmesi, çok iyi düzenlenmesi lazım. Çünkü başkan günün sonunda bunu işi organize eden insan olması gerekiyor. Bence federasyonumuzun başkanlık sistemine geçip başkan yönetim kurulunu kuracak ve öyle göreve gelecek. Çünkü biz gidiyoruz, herkes birbirinden bağımsız. Kontrol biraz zor oluyor. Ve günün sonunda da hantal, az verim alınan bir kurul ortaya çıkıyor. Mesela bu sene alınan kararlar geç. Çoğu kararlar, yani ben kendi düşüncemi söylüyorum, tüzüğe uygun değil. Bu günün sonunda eşitsizlik, adaletsizlik ve bazı kafalarda kuşku yaratan sonuçlar doğuruyor. Bu da tabii ki ne oluyor? Federasyona karşı bir güvensizlik, kulüplerin mağdur edilmesi ve akabinde bazı sonuçlar meydana getiriyor. Benim düşüncem, bir kişi çıkacak, ben başkanlığa adayım, yönetim, federasyon kulüplerimiz uygun görür hangi arkadaşı, o da kendi yönetim kurulunu oluşturur. Bugün kulüpler gittiği zaman da kendisi, federasyon başkanımız da bize o aldığı sekreterliklerdeki bütün bilgileri, birikimleri, sonuçları kulüplere aktarır ve en azından bir sonuç doğurur. Çünkü gerçekten bazen göze veya kulağa hoş gelmeyen şeyler oluyor. Bence federasyonumuzun tüzüksel olarak, yönetimsel olarak bir yapılanmaya ihtiyacı var. Gerçekten herkes iyi niyetli, fakat kurguyu kuramıyoruz. Yani ekip olarak günün sonunda tek yumruk olamıyoruz. Yani son 4-5 yılın anatomisi budur. Benim düşüncem, Ahmetler, Mehmetleri bir yana bırakıp el ele sarılıp birlik beraberlik bir şey yapmamız lazım. O yüzden projeler ortaya çıkmıyor. Sonuçlar hep kişilere bağlı kalıyor. Maalesef kulüplerimiz mağdur oluyor. Mesela bugün Fenerbahçe Kulübü tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor Şenol Başkanımız. Bugün federasyonumuz maddi olarak da yardımda bulunması lazım. Çünkü kulüplerin bakiliği kalıcıdır. Şahıslar geçicidir bu federasyonda ya da böyle toplumsal kuruluşlarda. Benim düşüncem, federasyonumuzun herkese kucak açması lazım. Maddi, manevi. Çünkü biz bir aileyiz. Ailesek sorunlarımızı sözde beraber... Sözde kalmasın. Evet. Sözde yani kalmasın. Düşüncemiz o. Evet. Ağzına sağlık. Sağ olun. Gene tekrardan sorularım olacak. Şenol, sen ne söyleyeyim? Bu yani... olaylar için, bu yönetim tarzı, bu grupların, bu yönetimin böyle çalışması... Sen ne diyebilirsin bu şeyler için? Bir grup yöneticisi olarak, bir sekreter olarak. Yani öncelikle seçtiğimiz yöneticileri... Biz seçiyoruz değil mi? Biz seçiyoruz. Biz seçiyoruz. Ama onları biz hırpalıyoruz. Biz hırpalıyoruz. Evet. Yani önce seçtiğimiz yönetimi biz hırpalamamız lazım. Saygı göstermemiz lazım. Ki saygı alalım. Verilen kararlara da verdikleri zaman tepkili olmamız gerekiyorsa olmamız gerekecek elbette. Ama bir itirazımız da varsa tabii ki yönetici seçiyoruz, 3 ay sonra 5 ay sonra istifa ediyor. Çünkü biz hırpalıyoruz onları. Bizim ligimiz amatör lig. O saygıyı göstermemiz gerekir. Oraya seçtiğimiz zaman da ona yapacağı görevi saygıyla karşılamamız lazım. Şimdi oraya seçiyoruz, koyuyoruz, ondan sonra hırpalıyoruz. Elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Öncelikle bir saygı seviyesinde onlara şey göstermemiz. Söylediği seçim kuru yönetimine de katılıyorum. Kendi ekibini seçsin.
Bir de öyle deneyelim. Başkanlık yani, sisteminde. Başkanlık sisteminde. Şimdi bildiğim kadarıyla denendi bu, fakat LF kabul etmemiş. Yani bu başkanlık sistemi. Biz de pek geldiğimde tecrübemiz olduğunda ben de bu, çünkü Kıbrıs'ta, Türkiye'de bütün sistemler böyle. Evet. Ve çok uğraştık. Ben de katıldım bu şeylere. Olmuyormuş. LF kabul etmiyormuş. Vesaire vesaire. Bunu da sorarız toplantı günü. Tekrar gündeme getirelim bakalım. Evet. Bilenler bize daha detaylı, daha bir bilgi versin. Yani bilgi versin. Baştan kendi yönetimi seçerse de onunla uyumlu çalışıyorsa bence daha sağlıklı olur. Ama şimdi, katılırım. Yani ben de LF katılırım. Öyle bir şeye izin vermiyorsa tabii ki ona yapacak bir şey yok. Şimdi mesela Ali Başkan'ın dediği bir şey var burada. Şimdi bizim çalıştığımız zamanlar mesajlar geliyor ama sonra şey yaparım. Evet. Aday da vardı fazla. Aday bolluğu vardı. Evet. İstek vardı, azim vardı. Kulüplerin toplantılara gayet medeni kravatıyla, ceketiyle, orada yönetimin oturuş şekli, giyim şekli. Yani böyle bir şey vardı orada. Hava vardı. Hava vardı orada. Evet. Ve onlarca seçim geçirdik. Yani hepsinin de içindeydi. En azından 7-8 başkanla çalıştım ben. Benden bir öncekiler de vardı. Daha abilerimiz, büyüklerimiz. Ama son 3-5 senede ne olduysa böyle bir güvensizlik oluştu. Kimse demin işte Ali Başkan'ın dediği gibi, yani herkes kendi sekreterler işte böyle. Ama bak, hakkını yemeyelim. Çok iyi çalışan arkadaşlarımız da var. Geçen sene, bu sene de. Mesela bir İrfan Başkan'ı da bilirim örneğin. Evet. Veya tabii dönülmasınlar diye alayım sözümü geri. Deyim, var bazı arkadaşlar ki çalışıyor. Mesela Osman Özen gittiği bir iş bağladı 45 bin lira. Hayatımda ilk adım Federasyon Kupası 5 bin lira sponsor. Bugün ligi sponsor eden kişiler 4 bin lira yapıyorlar. Birinci ve ikinci ligi. Tabii onlara da teşekkür ederiz. Yani yanlış anlaşılmasın. Gücü oranda yardım ediyor. Ama evet. Bak adam sana diyor ki 3 sene ben ligi sponsor yaparım. Ama bizde seçimler her sene olduğu için işte onu Ali Bey'e soracaktım. 3 sene her sene iş bağlamıyoruz. Çünkü gidiyorsun Falyalı'dan, beyefendiden. Adam diyor ki ben 3 sene hem Federasyon Kupası'nı 5000 hem ligi 15-15-15-45'ten sana adam 60 bin sterlin 3 senede iş bağlıyor. Osman Ercan. Evet. İş bağlıyor. O bile yadırganıyor bazı kişiler arasında. Yani iş yapsan da vay vay, iş yapmasan da vay vay. Onun için İrfan Başkan'ın veya diğer arkadaşların çabaları tabii takdir eşeğindir. Tabii, çünkü bu kişileri biz seçiyoruz ve ödeneksizdirler. Biz ayda bir toplantıya gidiyoruz, diyoruz ki ADB gene mi toplantı var diyoruz. Çoğumuz diyoruz bunu. Bu kişiler her haftada toplanıyorlar. Sen de bulundun bu toplantıda. Evet, evet. İşin var, gücün var, sen işini kapattın. Hanımını koyan, başka işçi tutan. Evet. Toplantıya girecek. Bir de gelen ay sonu şamar olan olasın. Yani ben en fazla, herkes de bana diyor ya, ama sen niye hep federasyonun yanındasın? Ya arkadaşlar, bu kişiler aday oluyor, tamam mı? Tamam. Bu kişilere oyu biz veriyoruz. Oraya oturtuyoruz. Bu insanlar hepsi aile sahibi insanlar, çocuk sahibi insanlar. İşleri güçleri var. Evet. İrfan garajını kapar, sen restoranı kapar, Osman dükkanını kapar. Kemal Söğür tül şeyini kapar, Serdar Sarı ne bileyim, herkesin bir işi var ya. Ne bileyim, Berk atölyesini kapar, arabasını durdurdu. Herkeste bir şey var. Herkes bir fedakarlık yapıyor. Yapıyor. Onun için o insanlara saygı duymak lazım. Ciddi saygılar. Konuşurken herkes üstü bunu bilecek. Hakem sekreteri, en hırpanılan sekreterliği, en fazla. Kimler yemedi bu hakem sekreterliği? Ben sana 15 tanesim sayayım burada. Senin büyük çabaların karşında gene dünyanın şeyini gördüm. Evet. Ondan evvel Serdar'ı, Ümidi'di, da kimler yoğdu ya? Bu işte Gökçe Bey var ya. Evet. Şener Gökçe, yani kimlerle çalıştı? Ama ne yazık ki eninde sonunda hep suçlanan onlar. Gaybetin suçlu hakem. Kazandın ağzın kapanı. Beraber geldik, hakem sonunda kaybetse penaltimi kazanacaktım. Yani galiba futbolun en hassas noktasıdır o hakem olayları. Hakem, evet. Onun için ona çok fazla girmeyeceğim. Benim burada şimdi konu Teatr Business'e koyarak bunları, bu gençleri ne yapacak? Görüşlerinize çok ihtiyacımız var. Her gelene de bu soruyu soruyorum. Geçen yıl zorlama birlik kurduk. Sen evet, devletimdeydin. Evet. Yok pahalıdır, yok budur, yok çok para ister, yok böyle.
benim Brimstone'da uzun süre kalmamın sebebi oradaki bütün direktörleri tanımam. Bize sahayı 3 maç 100 lira. 30 lira maç başı saha tuttum ben. Ama bağlar yapamayıp yedemeyip çok para gider. Ben 30-33 lira maç bağladım orada. 100 lira veriyorduk. Sahayı açıyordum, ben kapıyordum, ben yapıyordum. Duşları, şeyleri. Evet, güzel bir lig oturttuk oraya. Yeni takımlar kattık oraya. Maraton oldu, Muhak hepsi oldu. Vesaire de çok yavru vatan, Boğaziçi, Doğan Türk Birliği, ne bileyim ne. Ve iyi bir lig oluşurdu. Ancak LFA'den bir açık yakaladım ben. Ben her sene siz de takımınızı rejistre yaptığınızda, ki ben yaptırırım Anderson Eğitim'den, LFA'den bize red cevap geldi. Ligi rejistre yapamayız çocukları. Çünkü dökümleri yok. Yani safeguard'ın, first aid check kurslar yok. Hep bitti müddetleri. O yüzden bize yazı geldi. Dedi ki, Boğaziçi olarak biz sizin under 16 eğitimini rejistre yapmayacağız. Ben de yazıyı aldım. İçeriye verdim. Mehmet Elit okudu. O da çok uğraştı. VR'da kurslar yaptık. Hatta A takımları da çağırdık oraya. Gene ilgisizlik. Gene ilgisizlik. Yani orada kurslar yapıldı. Son bir kursumuz kaldıydı. Yapamadık ama sene biteceğinden dolayı ikinci yarıyı Pils Park'ta. Çünkü Brimstone yandıydı. Yangın çıktı orada. Aldık ligi şeye getirdik. Pils Park'ta. Orada bitirdik. İkinci yarıyı oynattık ve bitti. Sezon bitti. Bu sene Sayın Serdar Sarı bizim çok iyi niyetliydi. Çok istekliydi. Dedi ki bu gençlere gerekirse 10 bin lira harcama yapacağız. Gençler Ligi'nin oluşmasına. Evet. Neyse, Tecera'ydı, bu sene as başkan seçildi. Bu göreve şey geldi, Mustafa Çetin Kaya ve Zeki Salih. Evet. Bende olan bütün takımların, diye ben bağlantı kurdum bunlarla geçen yıl, başkanları, sekreterleri ve menajerleri, telefon numaraları, her şeylerini teslim ettim. Dedim ki, arkadaşlar mutlak, yanınızdayım ama siz resmisiniz, kontak bulmanız lazım. Çünkü ben dışındayım bu işin. Neyse, Mustafa benim tatili oldu, bu oldu, iş uzamaya gitti. Adamlar beni, arkadaşlar aradı. Ne oluyor, lig başlıyor mu? Dedim, başlayacak. Hadi başlat diyor. Dedim, ben yokum. Ben başlayayım, başkanıyım. Yani beni adamlar geçen orada bir başkan gibi gördüler, lig başkanı gibi gördüler. Çünkü başka bir gelip karışmıyordu beni kimse. Dedim, ben yardımcı olacağım dedim, maksat şey yapar. Tesavvurlamdan iki takım geldi bize geçen sene. Evet. Menü başlıklarıyla. Çok güzel bir şey. Tutuydu, o iş tutuydu. Ha bu ay, ha bir hafta, ha bir hafta, ha bir hafta. En son ha başlayacak ama Pils Park istemeyin. Şeye gidecek, Nürnberg'e gidecek. Ya aklın yolu birdir. Bu su buradan buraya kolay dökülür. Sen niye bu suyu buradan böyle alıp da böyle o taraftan getireceksin? Akarın değişiyor. Maliyeti yüksek. Tamam da bu gençlerin maliyeti zaten sözümüz vardı yönetimin seçilen kişilerin. Bu gençlere gerekirse 10 bin liraya kadar da bütçe ayıracağız. Şimdi Pins Park, Chesant, Enfield, Edmonton, Pondersen. Bölge olarak evet. Gel. Tottenham, ne bileyim Dostor, ne bileyim bu high roadların üstünde. Binbasa, en orada restoranta, reklama kadar. Filan evet. Restoranı değil mi? Evet. Oradan 70 metre tam şeye girersin. Pins Park'a girersin. Yapmayın, etmeyin. Ligleri burada oynatalım. Yok. Bıyığımız yok ki sözümüz geçsin yasak alımız. Direttiler. Bir sağları tutup New River'de da filan da filan. Ya arkadaşlar. Ben New River'e geleyim. 3 pas değişirim. Koskoca adam. 57 yaşında adam. 3 tane pas değişirim ben. Sen düşünün filan bile işte. Bir çocuk top oynamaya gelecek. Yaşı da kaç yaşındadır? 14 yaş, 13 yaşında. Onu ailesi bırakır mı? 3 tane bas değişsin ya. Yani o yüzden zor oldu. Oraya kaydırma maçları bizi öldürdü. Ve Pins Park'ı kaybetti. Hayri Kartal gitti oraya bu sene. Mis gibi yaptı oralarını, temizledi. Ne güzel, kapılar değişti, kirler değişti. Duşlar, her şey, çim kesildi. Her şey mükemmel oldu. Ama biz bu seneyi de kaybettik. Eğer bir sene daha geç kalırsa bu gençlerle. Çünkü 3 jenerasyondan biz futbolcu alamadık. Doğru. En fazla zararı gören bizim gibi takımdaki alttan hayat buldu. Ne oldu? Geçen sene fiyasko alamadık. Evetki sene hiçbir şey olmadı. Bu sene tekmil bitti. Buradan kime çağırayım ki adayları bir seçelim. Arkadaşlar adaysanız bu gençler için bir şey yapmak için gelin. Nasıl olsa Doğu Pınar yolunu buldu. Boğaziçi yolunu buldu.
Koçgiri onu buldu. Eğer bu altyapıyı oluşturmazsa Burgin geleceği yok. Genç ikincilik 9'a düştü. İki takım zar zor sahaya çıkıyorlar. 9 kişi 7 kişi oynuyorlar. Bir bakalım mesajlara, çünkü durmadan mesajlar tamam, geliyor. Tamam. Biraz şey olmasın. Evet. Geldi çok Mustafa Çetinkaya'dan geldi. Mehmet Ali Tok haklısın diyor. Ali Tok diyor hakemlik de yaptık. Evet, hakkını yemeyin. Ben burada senin için de güzel sözler söyledim. Hem çalıştın, hem kursları ayarladın, hem hakemlik yaptın. Cidden geçen, geçen sene şahıs olarak da Mehmet Ali Tok fedakarlık yaptı o konuda. Cidden. Kimse aydınmasın yani. Yok. Evet. Arabasını kodu, minibasını kodu, getirdi bizi. Yok, ben de bizzat şahittim. Alp Ermiya basçığını kodu, Southland'ına gitti. Herkes bir şey kodu geçen sene. Evet. Ve yürüdü mi o iş? Üç tane kurs düzenledik. Herkese yalvardık. Gelin dedik. Gelmiyorlar. En son ya kursla yaptığınızda gittiniz, aldığınız diplomada. Aldık almadık ama siz gelmediniz. Ben sizi teker teker aradım, bütün kulüp sekreterleri aradım. Ve o gün toplandık burada Bausis Rotu'nun içerisinde. Yani söz verenlerin 9'u da gelmedi. Oraya gittik, 13 kişi bir şey gittik, Gülay da vardı. Yani hepsi oradaydı. Yani gidenler gitti. Neyse, Allah elini versin Ali Tok'un. Geçen sene çok faydası oldu ama bu sene ben bu sene bizi en az 3 sene daha geri itti gençler bazında. Evet. Çünkü yapılanma en azından 14-16, bırak 18, onlar sonra gelir. 14-16'nın başlaması lazım. Hemen sene 14-16'dan futbolcu olması takımların 4 sene geçecek. 4 sene. 14 yaşa 18 olsun. 4 sene. Hayır, 4 senedir. 14-16 2 seneden 18-16 olur. Artık oradan ikincilikler veya iyi oyuncuları A takımlar alır. Yani bolluk olur. Yani hamsi çoğalır misali. Evet. Tekrar sana şeyden bu da under trafiği kurarsın. Yani bu iş döngü böyleydi ve yıllarca böyle çalıştık. Islar Akademilerinden, Yavru Vatan, Boğaziçi, Baykar Trafikler, neler çok güzel kaynaklar çıkardık. Ve bugün hala da liglerin içerisinde inanmayacağım. Yavru Vatan'da David var. Benim iki tane oyuncum var. Evet. Her takımda şu anda Boğaziçi'nde oynayan iki tane, bir tane çocuk var. Her maç. Antep'te hala şu anda iki tane var. Her yerde var. Ve gurur duyarım. Gurur duyarım. Çünkü bütün oyuncular Boğaziçi alamaz ki ya da Avrupa'da. Her takımın altında 15-17 oyuncu vardı. Bu çocukların yaşı geldiğinde genç takımlarda duramazlar. Oradan çıkarlar. Nereye gidecekler? Fenerbahçe'ye gidecekler. Yavru Vatan'a gidecekler. Boğaz'a gelecekler. Bunu dağılacak bu çocuklar. Yani hep Koçgiri'ye gidecekler. Altyapılardan yukarı gidecekler. Bu iş bitti. Kaynak kurudu. Şimdi Şenol diyor çocuk bulamıyoruz. Sen aynısını söyle. Evet, ben aynısını evet, söylerim. Evet, cidden evet. Ben hala da 4 tane oyuncum, 5 tane. Antonio, Darin, Osman. Hala da oynuyorlar. Onlar under turf'ta yine çocuklarımdır. Son 4 sene oyuncu alamadım aşağıdan ben. Çünkü doğru üstlük oluşturamadım. O yüzden geçen sene katkı olanlara buradan teşekkür ederiz. Bunların başında da Eli Top geliyor, Ermiya geliyor. Yönetim vardı bazında. Bazı arkadaşlar çok faydası oldu fakat bu sene sınırı geçemedi. Özür dilerim. Geçemedi. Onun için seneye gelecek olan arkadaşlar bu Ali olur, Veli olur. Lütfen projelere gelsinler. Ama yönetim bazında, sekreterlik bazında veya gençler bazında bu gemiyi bu gençlersiz yol alamaz. Almayacaklar. Ve ligin yani gidişatı iyi değil. Her sene ikinci ligin limiti düşer gider. Ne oldu? Bir ara düşündük under eğitimi yapalım. İki, teklif geldi ben de kabul ettim. Gençlerle gidilmiş ikincilik yapalım. Hadi ya siz de vazgeçecek anlaşılır. Yani bu günü kurtarmaktan başka bir şey değil. Gençler liginden kaynak alın. İşte Necati Genç çocuğumuz. Evet. Bugün Kakatice Karmasına forma giyecek. Bu Londra futbolu için ne büyük gururdu. Kendisine de başarılar diliyoruz. Aynen başarılar. Evet, ailesine evet. Daha böyle evlat ilişkiler temiz, disiplinli, terbiyeli ve oynadığı formanın hakkını veren. Verdi oynar, veriyor. Boğaz'da oynar, veriyor. Yarın hangi takıma gitse çocuk futbolu seviyor. Seviyor. O yüzden onu Allah yolundan etmesin. İyi bir şey geçirsin bu Dünya Kupası'nda qualify. Gurur duyacağız hep beraber. Bir daha Londra futbolundan bir çocuğumuz olarak orada. Onun için haftaya değil, o bir hafta sürprizlerim var size. Konuklarımız neyse anons yapayım acaba ki pişman olmasınlar. Evet. Yapmayayım sürpriz olsun hadi. Gençlere ihtiyacımız var. Gençlersiz bu lig olmayacak. Hiçbir yere gidemeyeceğiz. Onun için tekrardan bu sene el birliğiyle herkes 5'miş, 6'miş, 10'miş değer. Bu gençlere değer. Değer. Her sene biz oralardan 8-10 oyuncu alsak yukarı, 15 oyuncu alsak 100 kişiden yukarıya
Her takım 2-3 tane oyuncu demek. Bizde şu var başkanım. Şimdi diyelim ki Federasyon Yönetim Kurulu kuruluyor. Gençler Ligi kuracağız. Tabii ki yönetimden bir kişi olacak da biz yanımıza böyle bir iki tane de bu işi iyi bilen profesyonel insanlar almamız lazım. Gençlere. %1 mi? Evet. %1. Biz neyi öğrendik geçen sene? Bu ülke, yani dünya gençlere çok önem veriyor. Kurallar katı. Şartların oluşması lazım. Sertifikalar şunlar. Tabii. Bugün baktığınız zaman cumartesi, pazar İngiltere'de halı sahalara sabah saat 10, 11, 12, 1 bütün sahalar hep çocuklarla, gençlerle dolu. Ve gayet de düzenli. Yani buranın yerli halkı bunu yapıyor. Ama bize gelince ben bugün Mehmetçik maçında benim orta sahamda göbekte oynayan iki arkadaş yaşları 20-21'di. Türk oyunculardı. Ben gurur duydum. Yenilsem de gam yemezdim. Evet Ali Başkan. Evet. Biraz da mesajlara bakayım. Çünkü evet. Buyurun başkanım. Kilitlendik ama sohbet de güzel. Eli Tok diyor ki payıma düşen ne varsa seve seve yaparım. Bunun yanında Yeni Boğaziçi'nin genç ve yetenekli hocası, benim de hem direktörüyüm hem Boğaz'ın her şeyi, Bayram Çubuk, değerli Erdoğan Başkan, iyi yayınlar diliyorum. Yanında sevgili Şenol Başkanıma ve Ali Başkanıma selamlarımı. Ali Başkanım tam örnek spor adamı. Teşekkür ederim. Çok seviyorsunuz. Kendisini de çok şeref bekliyoruz ileriki hayatlarda. Kendisine güveniyoruz. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ayrıca Sayın Fikret Başkanımız da Sayın Baca diyor, Prince Park'a yazı getik. En güzel yıllarımız burada geçti. %100 katılırım başkan. Ağzından bal aktı. Hayri Kartal. Selam hocam. Görüşmek üzere. Vesaire gönül isterdi. Tamam. Ara verelim. Çünkü olmayacakmış. Doldu gitti. İşte tam kadar şey geldi. Mesaj geldi bize. Çok yoğun mesaj tarihimiz var. Şimdi başkanım. Teşekkür ederim. Daha ciddi bir şey yazarsanız yani hep övmeyin bizi. Biz de zaten şey olduk şimdi. Ne oldu? Erman Toroğlu. Onun için daha ciddi şeyleri yaparsanız şey yapacağım burada. Sevgiler, saygılar, mesajlarınız için. Sağ olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Şimdi federasyonumuzun kulüplere teşvik edici gençler ligiyle ilgili çok cazip şeyler getirmesi lazım. Çünkü günün sonunda bu para birileri için toplanmıyor. Bu para yine bu federasyonun içindeki kulüplerimiz ve gençlerimiz, bu topluluk için. Yani günün sonunda para kalmasın. Bakın. Evet. Ama günün sonunda herkes ayakta, canlı ve mutlu kalsın. Peki ama Serdar Başkan'ın bir lafı var. Çok evet. Hoşuma gider. Evet. Cidden. Maliye yapardı geçen sene. Evet. Bu sene az başkandı. Yine aynı şey söyle. Kaç kulübümüz var şimdi? 21. 21 evet. 9, 12, 21. Evet. Adam kalkıyor. Söz alarak kalkar. Ya diyor, yardım edin gruplara diyor. Ya para sizin. Getirin imzayı müşteki. Alın parayı gidin. Cidden. Yani evet. Bir şey yok bu işin. 40-50 bin küsur parası var. Allah böyle 200 olsun, 500 olsun. Tabii. Bu para toplandı. Ne için toplandı? Şişeye bal saklamak için, yani ceviz macunu evet. Gibidir. Yani bu para. Yani bu para şu an banka kullanıyor. Banka kullanıyor. Evet. Yani şimdi her sene, mesela Osman Ercan isim söyledi. Çünkü iyi bir iş yaptı bu sene. Ligi bağladı o sene. Tabii bu sene Mehmet Başkanımız ve federasyonu sponsorlarla evet. Halletti. Ama sene adam 3 yıllık diyor ki 3 yıl isterim 45 bin lira ben sponsor yapayım sizi. Ve Osman ne dedi bir de o beyefendi iş adamımıza? Söz hakkı yoktur. Şimdi neden bir konu bir, vardı. Bir yıldır ben şey. Evet, hatırlarsanız daha önce de konuşmuştuk. Bence bazı sekreterliklerin bu gibi sekreterliklerin yani kritik durumda olan yani maliye, lisans, genel sekreter, evet, çok ünlü. Küçük sekreteri, lisans sekreteri. Aynen. Bu gibi önemli sekreterliklerin bence 2 yıl en az 2 yıl seçilsin. En az. Lazım. Çünkü en az. Ancak elini ayağını buluyor. Pata gidiyorsunuz. Maliye de çok hassas nokta. Evet. Veya bir sekreterlik daha açılabilir federasyona. Sekreterin mesela tabii herkesin para getirmediği görevi içeriye de bir sponsorluk şey açılsın. Bir basın ve sponsorluk sekreterliği olsun. Yani bu kişinin işi gidip iş adamlarla konuşacak. Tabii ekibiyle beraber yani böyle tek kişi olmaz eskiden olduğu gibi. Yani ben gideyim dalayım. Yani o şekilde 3 imzalı bir mesela başkanım şöyle söyleyeyim. Benim düşüncem fikstür sekreteriyle hakem sekreteriyle birleştirilebilir.
birbirle bağlantılı. Fiksür hakem. Birle bağlantılıdır. Olabilir. Yani bir fiksür çekiyorsunuz. 3 ay bekliyorsunuz. Maçlar ertelenince bir şeyler oluyor. Yani sekreterlikleri daha faydalı sekreterlikler açmamız lazım bizim. Federasyonumuza fayda getirecek. Araştırma geliştirme yapabilecek. Kulüplerle daha çok ilgilenecek. Köprü vazifesi görecek. Sekreterliklere ihtiyacımız var. Yani bazı sekreterlikler mesela faal üye seçiyoruz. Faal üye diye bence onun yerine sekreterlik açsak daha iyi. Sadece değil işi orada. Bir işaret yapması lazım. Evet, yani insanlar hoşuna gider görev alsın. Faal üye ne iş yapar yani? Faal üye. Hoşuna olan yerleri ve yardımcı sekreterlik gibi bir şey. Evet, evet. Ama faal üye ziyade, şimdi faal üye denmesi mi daha güzel, yoksa o kişiye bir görev verdiğiniz zaman o kişi daha mı mutlu? İşini bilsin. Tabii. Yani aynen. O kendini ona göre yetiştirir. Beni düşüneceğim. Mesela federasyonun basın sözcüsü kimdi? Federasyonun basın sözcüsü genel sekreter, as başkan olması lazım. As başkan. Evet, yani bence. Yani toplantıda çıkan kararları genel sekreter duyuruyor. Ya yazılı basına, ya görüntülü basına bildirsin. Genel sekreter şu an o görevi yapıyor. Mesela spor yorumcusu, spor direktörü Alper Mia. Evet. Ben yorumcu. Mesela Alper Mia yönetimleri şimdi ayrı mesela. Ben mesela görev alırım burada. Bana bir tekst çeksin ya. Desin ki Ali Perçin'e 2 ay tabii. Evet evet. Kararlar ay, şu kararlar alındı. Bu alındı. Ben de durayım burada. Federasyonundan bilgiler vesaire bir şey verelim, bir bilgi verelim insanlara. Yani şeffaf olun, o şeffaf dediğimiz olay mı? Gizlilik olmayacak. Gizlilik, her şey ortada. Zaten evet. Mide bulandırır gizlilik. Zaten çünkü maçlar hep ortada oynanıyor. Evet. Şenol'un gençler için senden de birkaç şey alalım. Çünkü bu gençler ligi olmadı bu sene. Yani bir tarafımız eksik kaldı sanki da. Yok sanki da, kaldı. Ya orası çok açık. Şimdi gençlerimizi bir araya toplamak, getirmek elbette en önemli iş paydır. Fakat bunu yaparken de bizlere ciddi görevler düşer. Biz onları uygulayabiliriz veya uygulayamayız. Ben şahsen uygulayamam. Ya büyük takımla bakacağım. Tek başıma bildiğiniz gibi şu ana kadar 9 senedir götürüyorum. Bunun önüne öncelikle zaten yönetim gelir. Yönetim olmazsa gerisi olmuyor. Hiçbir zaman da olmaz. Evet. Öncelikle yönetimi kurmak lazım. Peki çevremiz olması lazım ki yapmak istediklerimizi yapabilelim. Şimdi tek başına bir insan ne kadarını yapabilir? Gençlerle ilgili. Gençlerle ilgili, büyük takımlarla ilgili. Şimdi gençlerimizi hangi kimler kurabilir? Tabii ki takımları olanlar. Değil mi? Evet. Onların ilgisi vardı. Genç takımı kurmak isteyen kulüplerimiz olabilir. Gelip genç takımı kurabilir. Ama bunu yapacak olanlar bu birincilik ve ikincilik yöneticileridir. Daha fazla. Peki sence federasyon öyle bir karar alsa? Evet. Sen federasyon yöneticisin. Evet. Sen de sen otursan ve bir şey versen, öneri versen federasyona, yönetime desen. Arkadaşlar biz bu işi cazip noktaya getirelim. Mesela her takım Under 14, Under 16 kategorisinde. Her takım kurduğu takım için 500 lira destek alacak. Bir öneriydi. Evet. Boğaz kurdu 2 takım. Ne yapalım bu 1000 lirayı? Harcaman budu. Al hesabına, Yeni Bahçe Hepsi'nin hesabına 1000 lira transfer etsin federasyon. Evet. Şeyi de versin semzası. Dumlupınar veya Şenol kurdu bir tane Under 16. 500 lira. Bir nevi teşvik olmaz mı? Yani teşvik olur. Şimdi şöyle. Sorumluluk da getirir. Sorumluluk da getirir. Evet. Yani şimdi aldığın parayı da değmen kuramam artık. Şimdi bağlayıcıdır. Evet elbette teşvik olur. Çok fazla olmaz. Benim şahsi görüşüm. Çok fazla olmaz. Peki Böyün İbrahim Tümse her konu açıldığında yavru vatandan bir takım kurarız diyor Under 16 diyor. Evet. Ben derim. Yani Doğan Türkli der. Yani bugün bir sallasan ligi cidden ciddi olsan da bir sallasan yine böyle hapşi dersen 4-5 takım kurabilin hemen. Hemen. Kurabilin. Çünkü kurulabilir. Meyillidir bu takımlar kursunlar. Şimdi Şenol Başkanımız konuşuyor öyle. 14-16 yaş grubu ya da mesela benim oğlum 14 yaşına geliyor. Oynayacak bir takım yok. Şu an benim takımda oynayan bir sporcumun futbol akademisi var. Oraya gidiyor. Gelecek haftada kampa gidecek. Saat 10'dan 3'e kadar 5 saat ücret karşılığı. Tabii ücret karşılığı. Bakın 14-16 yaş grubu bile ücret karşılığı futbol şeyini alıyor. Yani bu toplulukta.
Ama siz derseniz ki federasyon olarak kulüp sağ benden gerekirse sponsorları yönlendirelim. Çünkü Gençler Ligi sizi çok iyilere getirebilir. Evet. Bugün takımda eksik oyuncu oldu mu yabancı 4 sınırım vardır. Diğer geri kalan 7 kişiyi ve yedekleri mecbursun Türk oyunculardan kurarsın. Ondan en az Türk oyuncusun. Evet. En az ondan. Şimdi bugün 14 yaşındaki mesela benim oğlum geldi futbol oynadı. Arkadaş grubunu oluşturdu. Şimdi federasyon bana 1000 lira para verdi. Bugün derim ki bir restoranta ben geliyorum çocuklarla ufak tefek işte çocuk yemeği yiyecekler. Onları bir tuzla durduğu zaman arkadaş grubunu geliştiriyor, bir kaynaşma sağlıyor. En önemlisi bugün Sayın Necati Genç'in babası Okan Genç bütün maçlara geliyor değil mi? Hep yazıyor. Siz bir tarafta kazandınız. Kazandı. Bakın bugün sizin 10 tane genç oyuncunuz olsa 10 tane o çocuğun annesi babası orada. Celilla. Gönüllü tarafta. Celilla. Yarın dedi ki Sayın Erdoğan Başkanıma kulübün bir şeye ihtiyacı var mı? Bir de yardımcı olalım. Soracaklar. Bakın bu dayanışma büyümeyi getiriyor. Ama bunun için önce taşın altına elini kulüplerin desteğiyle federasyon koyması lazım. Kararlı şekilde. Evet kararlı şekilde. Ama yönetim biçimi değiştirmesi lazım. Yönetim biçimi değiştirmemiz lazım. Yani federasyona görev alıyorum. Gençler Ligi senin. Bu konuda benim bilgim yok. Yok. Nasıl ben geliştireceğim? Nasıl proje üreteceğim ben? O yüzden bizim bazı konularda profesyonel kişilere ihtiyacımız var. Yardım almamız lazım. Ama başkan sözümü de alalım. Evet. Bence yani bu Gençler Ligi 12-13 seneyi buldu. Bence var yeterli kadro. Var. Bu şeyler. Var, mesela evet. ben bak gene bir beyefendiden bana telefon geldi. 4 tane adam benden ister. Level 1, level 2 yolu. Ve federasyon bunu her sene yapardı. Gelirdi ve derdi 4 tane, 5 tane level 1. Mesela ben İlyasları, Bekir'i, Ertürkleri, evet. Bayram'ı, Osman Erceni, Bekir Erceni vesaire Osman Kuş. Hep bunları ben yolladım. Hep ben. Arar bunu yollan. Şimdi benim burada gözlemlediğim mesela benim menajerim işte gelen ay level 2'ye gidecek. Bayram Çubuk. 12 yaşında geldi bana 11 yaşında. Hemen hemen her kategoride oynadı. Evet. Ondan sonra baktım gönlü şey dedi yani böyle menajerlik şey dedi. 16-17 yaşından beri de menajer yaptım yine Under 14'lerde. Ondan sonra bişirdim geldim yukarı. Belki daha A takımı da olacak. Belki daha 3-5 sene sonra evet. Daha çocuktu. Yani bana göre çocuktu. 3-5 sene sonra olgunlaşacak. Belki Boğaziçi bularak 10 senelik 15 senelik antrenörünü bulacak. Ki bayram mesela demin bir şey dedim. Benim çocuğum Under 14'lerde oynar. Birin ne kadar katkı sağlayacak takımına senin çocuğun gider o akademiye o çocuklarla orada bir çevre yapacak. Tabii. Bak nasıl başlar bu işler. Biz öyle yaşadık Ali Paşa. Kimse beni çözemedi. Ben sana bir şey daha söyleyeyim burada. Şimdi ben bir yorumcuyum burada ve çekilirim konuşayım. Ben gelen sen takımını kurdum. Bilir misin sen? Ben tasarımı yaptım gelen sen için. Cidden şaka mı sana? Her şeyimi ayarladım. Eksiksiz. Ayarladım. Daima herkes şaşırır. Ben kolay değil 41 sene bir kulüp idame etsin kendini bir ligin içinde. Bırak şampiyonlukları 7-8 olmuş da geç onları. Ben bir şey söyledim. Bak ki değil onlar. Bak ki bu aldığımız saygınlıktır bu toplumun içerisinde. Evet, çok önemli. Kolay değil 41 sene bu ligde yaşayasın. Bir Yalova gibi, bir Boğaz, bir Mehmetçik vesaire. Çok takımlar, tabii çoğu yoktu şu anda çekildiler ama bu grupları işletme, tamam bizden önceki başkan da biraz işledi ama esas yükü ben yedim yıllarca. Yıllarca ben ailem. Ve birkaç tane arkadaş. Mesela isim vermeyelim kimse alınmasın. Çünkü yönetim dolandırıcılar var federasyonda. Yani bu bir çam sığdı. İlyaslı dönemlerde. İlyas bugün 18. yılını doldurdu Boğaziçi'nde. 18 yıldan konuşuyoruz bunu. İlyas bu sene Karma'da 13 sene futbol oynadı. 13-14 sene futbol oynadı Karma'da. 7 sene kaptanlığını yaptı bu Karma'nın. İlyas'ta takım ruhu var. Ben çok iyi biliyorum. Aşk. Bizim bazı maçlara sakat sakat geldi dönemde. Kolay kolay hiç kimse gelmez. Sakat sakat. Bunun o nedir? Ve bu çocuklar aidat veriyor gruplarına. Ve bunu söyler mi kimse? Ben bir gün getirip banka şeyini hatırlam buna. İlyas olsun Gökmen'in olsun Bekir ya. Hala bu çocuklar aidat ayrıca bir para koyar bu. Mesela bana nasıl bir aşktır bu? Evet. Senin oğlun da o çevrecini yapacak o şeyde. Arkadaş grubunu. Yapacak o, oradan güzel oyuncular alacaksınız. Ben öyle aldım. Bana Gökmen getirdi. İlyas getirdi. Benim oğlan getirdi. O biri getirdi. Öyle kazandım futbolcu getirin içeri. Bana Gökmen neler getirdi? İki tane Portekiz getirdi. Ligi süpürdü Boğaziçi. Evet. Bir tane çocuk Daniel Arsenu diye bir çocuk. Şeyini getirdi. Şeyin 44 gol oldu zamanında bu ligde.
Yani işte bu çok güzel bir şeydi. Mesela demin Mehmet Ali Tok bir şey mesaj attı bize. Bu ligden 9 oyuncu, bu ligden yetişme gençler nerede oynuyor şimdi? Tabii ben Necati'nin orada oynadığını biliyorum. Can oynadı da filan Milan sizdeydi. Evet, evet, evet. Ama 9 tane çocuk var şimdi bu ligden ayrılıp, tabii yaşlar oldu 17-18 oldu. Şimdi Verda, genç takımlar var Verda. Ne güzel şeydi. Onun için bir şey, bu çocuklar mesela yarın altyapılar kurulduğunda Enfield Türk Okulları'na bile var, onlarca genç çocuk var. İkisi gelse de katılsa Boğaziçi'ne, gittiği oynarlık Boğaziçi'nde veya Dumlupınar'da güzel atmosfer var, getirecek iki kişi daha, iki kişi daha. Alırız bunları. Beni delirtmesinler, ben toplarım. Ben bir sene koyayım, 10 takım var mı bunun içinde? Şimdi, çok kolaydır bu işler. Şimdi başkanım burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim 23 Nisan 19 Mayıs'lar var. Mesela benim düşüncem tabii ki federasyon bu sene galiba TÜSİ'de bir değişiklik yaptı. 19 Mayıs'a geçen sene biraz katılım azdı. Çok azdı. 19 Mayıs'a katılmayı mecburi koştu. Eğer katılmazsanız gelecek sene federasyon kupasına katılamıyorsunuz. Yatırım var. Güzel. Ben de diyorum ki biz kulüplerimizi zora sokacağımıza evet. 19 Mayıs'ta lig kulüpleri takımlarını getirsin gençleri. Esas 19 Mayıs gençlerdir. Tabii genç. Gençlik yani 17, 16, 15 yaşındaki gençleri getirelim. Onlar orada oynasın. En azından biz milli duygularımızı orada aşılayalım. 19 Mayıs'ımızı. 23 saat içinde geçerli. 8-10 yaş grubu olabilir. Yaşlar çok lazım. Evet. Eğlenceli. Bunu şey olsun, aileler gelsin. Orada bir panayır tarzı, piknik tarzında bir şey yapalım. Bir kaynaşma sağlayalım. Belki bir ışık yakalayabiliriz. 19 Mayıs turnuvaları festival olurdu. Evet. Festival hakkında bir maç üstüne. Festival. Çadırlar kurulurdu federasyonun. Neler yapılırdı? Kebaplar dönerdi, sandviçler dönerdi, içecekler hep bu içecekler hep federasyonlardı. Ve her federasyon çadırlarını kurardı ve bütün takımlar mecburiydi, katılırdı. Evet. Ya hep eski gideriz. Mesela bizim büyüklerimiz eski bayramla, bizler eski ligler dedi. 15 sayı mesela. Yani evet. Hep eski şey yapardık ama hakikaten çok oldu. Mesela geçen sene 19 Mayıs'a 8 takım katıldı. Evet. 8 takım katıldı. Yazık. Onu biz Atatürk gençlere verdi. Yani Gençlik ve Spor Bayramı olarak 19 Mayıs verdi. 23 Nisan çocuklara verdi. Evet. Under 10, Under 12 kadar aşağı. Orada bir aileler gelsin. O Pinspart'ta adam hamburger satmaya yetiştirmezdi. İçecek satmaya yetiştirmezdi orada. Under 14'ler oynardı. Başladı saat 11'de. Under 14'in var. Bitirdi de onlar 12.30'da başladı Under 16'ler. Orada hop ikiye çeyrek kala başladık Under 16'leri. Under 14, Under 16. Sonra döndü. Under 14, Under 16, Under 14, Under 16, Under 20. Dört kategori koyduk takımlarımızı. Her kategoride de altı takım, dört takım vardı. Şölen vardı orada. Evet. Bitirdik, hep yedik onları. Bak Fikret Başkan diyor ki ya baca bitirdik, yedik, bitirdik, Pius Park'ı. Başkan bitmedi. Yeter ki federasyon istesin, oraya atsın neyse kirası. Ben hala aynı iddiadayım. Orası tutulsun, iyi bir organizeyle tekrar o ligler başlar orada çatır çutur, futbol evet. Alır orada. Evet. Evet, gençler için her konu, bu akşam biraz fazla konuştum. Dediğim gibi bir parçamız eksik kaldı bu sene. Sayın arkadaşlar, hakemlerimiz bu saatten sonra tansiyon yükseliyor. Ali Başkan'ın dediği gibi playofflara düşmeye daha da maçlar gerilecek. Buradan tüm sporcu kardeşlerime, tüm yönetici kardeşlerime, tüm başkanlara, tüm taraflara sağduyuya çağırıyorum. Bu ligden bir şampiyon çıkacak, ikinci ligden bir şampiyon çıkacak. O yüzden maçlarımızı, dostlarımızı kırmadan, haddimizi aşmadan, evet hakkımızı arayacağız da yolu yordamıyla arayacağız. Yani kalp kırmakla olmaz bu iş. Dediğimiz gibi her seçimde bir ay, iki ay, üç ay küs kalırık. Kim başkan olacak, kim sekreter olacak. Ondan sonra barışırık. Tekrar lig başlar, bu playofflar olur, bu olur, bu olur, kırıcı oluyoruz. Dediğimiz gibi bu saatten sonra hakemlerimize, yöneticilerimize ve sporcularımıza çok büyük bir iş, bir görev düşer. Sağduyuya çağırıyorum herkesi, sakin olalım. Hak yolunu bulacak, yani hak eden kazanacak dediği gibi Ali Başkan'ın. Sahada oynanacak, sahada bitecek her şey 90 dakika boyunca. Galip gelen, yenilen birbirine kucaklayacak. Bol şans dileyecek ileriki maçlar için. O kadar. Ben bir şey başlattım. Yıllardır çiçeğimi alıp gidiyorum.
deplasmana gitsem, evimde de oynasam, bu çiçek güzel bir şeydir. Karşı takıma bir lütuftur. Karşıdan aldığın çiçek veya flama orada havayı ısıtıyor. Oyuncular bu dostluğu görüyor. Başkanlar yönetici arasında ve inanın maça da tesir eder. Bunu ben size tavsiye edeyim. Ben almam, ben vermem derseniz o sizin bileceğiniz iştir. Ben deplasmana da çıksam, evimde de olsam herkese, hepsinize çiçeğimi vereceğim. Hep resimledim bunları bu sene ve albüm yapacağım. Bütün maçlarda çektiğim, verdiğim çiçekleri alıp sizlere bir albüm yapacağım. Siz de alın, iyi bir şeydir. Maç başlamadan dostane bir hava yaratır. Evet Ali Başkan, geçen yıl hakem sekreteriydin. Yerden yere vuruldun, ne kadar da uğraştıysan. Evet. Bir evvelki sene işte gene aynı davalar. Bu sene nedir hakemlerimize durumumuz nedir? Yani şimdi... bana şu ana kadar şansıma diyeyim kötü biri gelmedi. Vallahi bir tane hakem girdi, iki geldi. 2-3 yaptık biz, koyduk bir. Yani iyi niyet olduktan sonra onu götürün. Evet. Ben vallahi doğruya doğru geç başladığım maçtan da birkaç tane oldu. Vallahi tesir edecek bir şey olmadı benim açım, kendi açımdan. Şimdi hakemlik meselesi bu federasyondaki en zor kurumdur. En zor. Demin de bahsettiğimiz gibi bu işi yapmak için en az bir kişinin 2-3 sene zaman ayırması lazım. Çünkü son dakika aksilikler oluyor. Bazı zorunlu problemler oluyor. Ama günün sonunda hakem sayısını çok iyi tutmanız gerekiyor. Çünkü bazı takımlarımız her maç aynı hakemi görmek istemiyor. Bu da ne oluyor? İnsanlar kuşku uyandırıyor. Benim düşüncem Haziran seçiminde sonra 3 ayımız kalıyor. Kim seçecekse hakem sekreteri bu 3 ay içinde iyi bir hakem grubu kurmak zorunda. Ve bu hakemler ataması da tamamen hakem sekreterinin dışında olması gerekiyor. Biliyorsunuz salı günleri federasyonumuz toplanıyor. Kura çekiliş yapacak. Bir tarafa orta hakemleri, diğer tarafa yan hakemleri. Birinci maç kim? Dumlupınar Yeni Boğaziçi. Orta hakemi orada bir kulüple çağrılacak. Orta hakem karıştırılacak, bulunacak. İşte X şahıs. Yan hakemler bunlar. Herkesin göz önünde şeffaf. O zaman ne olacak? Çekirdeki hakem sekreterinin görevi sadece hakem bulmak. Ama atamayı federasyonumuz yapıyor. Şeffaf bir biçimde. Hakem sekreteri de ben bu seneki hakem sekreterinden şunu rica ediyorum. Gitsin takımlar maç oynarken bile sahanın içinde takımlarla görüşsün, etsin. Çünkü ben hiçbir kimsenin art niyeti olduğuna inanmıyorum. Ama oluşturulan atmosfer insanı sıkıntıya koyuyor. Hakemlik müessesesi bu saatten sonra daha da çok önemli. Çok önemli. Orta hakem bizim için çok önemli. Ama gelen orta hakem de bu ligin bir amatör, bir profesyonel lig olmadığını bilmesi gerekiyor. Çok da bazen katı kurallar koymaması gerekiyor. Bütün kulüplerinde ben inanıyorum ki doğru kararlar karşısında sevgi ve saygısını verdiğini düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten iyi yöneticilere sahibiz. Kulüpler bazında çok güzel dostluklar var, çok güzel arkadaşlar var. Bir maç için kulüpler arası sorunların oluşmaması için herkesi bu saatten sonra sakinliğe davet ediyorum. Birbirimize sahip çıkalım. Gün sonunda birisi şampiyon olacak ama şampiyonluk da dünyanın sonu değil. Evet. Şenol Bayram, senin durumun ne hakemlerle bu sene? Ne diyeceksin? Vallahi hakemler her zaman aynı. Gerek önemli maçta, gerekse önemsiz maçta fark etmiyor. Hakemlerimiz de bir amatördür. Onlar da bunu heves için, bir zevk için yapıyor. Kura çekimiyle de çekilse, çekilmese de. Kura çekimiyle yapılırsa, eğer zayıf bir hakem düşerse bir derbi maçına çok kötü olur. Orta hakemleri orta hakem ve yan hakem fark etmiyor. Orta hakem çok önemli. Evet. Ama işte, yani öyle bir derbi maça düşerse çok daha büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Ve bazı hakemlerimiz de maalesef misal örnek vereyim, Southland'ın maçı varsa oraya gidemiyor. Şimdi kura seçiminde o çıkarsa o maça o hakem gitmeyecek. Yani öyle bir sıkıntı da vardır. Yok yani, şimdi nedir? Şöyle söyleyeyim Şenol Başkanım.
Mesela hakemler telefon açardı geçen sene bana. Benim Hakkari maçta maçım var. Saat 2'ye çeyrek kala evet, bitiyor. Bir de sabah maçları var. 2'de eğer maç varsa Hakkari maçta bana onu ver. Şimdi tamam da her hafta, her iki haftada bir Türkmenköy'ün maçı var Hakkari maçta. Şimdi ben her iki haftada bir hakemi, yani, aynı hakemi ben Türkmenköy'e veremem. Olmaz. Evet. Sıkıntı. Anlatabildim mi? Öyle bir Finchli sıkıntı mesela, var. Finchli'de her zaman bir sıkıntı var. Trabzon. Fakat zamanımız olmadı. Aslında Finchli'de lig vardır. O ligdeki hakem sekreteriyle görüşüldüğü vakit oradan yardım alınabilir. İşte dediğim gibi bunları zamana yaymak lazım. Yani zaman görev, işte. Evet. Görev bir yıldan değil de iki yıl olunca örnek veriyorum. En az iki yıl. En az iki yıl siz bir hakem ekibi kurabiliyorsunuz. Ben demiyorum hakemler art niyetli. Çünkü hakemler risk almaz. Herkes LFE'ye bağlıdır. Gelir gerçekten görevini yaparlar. Ama demek istediğim hakemlik müessesesi çok zorlu. Yani bir takım kaybetti, suçlu hakem. Evet. Yani ondan dolayı benim düşüncem bir kişi değil de yani çok kişinin bu işe sahiplenmesi gerekiyor. İnşallah ligimiz bu saatten sonra sorunsuz geçer. Ama dediklerine de katılıyorum. İnşallah herkes başarılı olur. Evet. Hakemler yani ateşten gömlek. Yani bu saatten sonra son 6 hafta artık. Allah herkese yardım etsin. Yani. Allah yardımcısı olsun. Ama ben dediğim gibi yani her hafta aynı maçlara aynı hakemlerin gitmesi doğru değil. Evet. Fakat Şenol'un da burada dediği mesela orta hakemler bir kutudan, yan hakemler bir kutudan çıksın. Dediği gibi bir Dumlu Pınar Boğaz maçı veya bir ne bileyim ne maçı der maç bir tane çıkarsa o şeylerden. Bu da ne diyecek? Evet. Yani ortası yok bu işin. Evet. Ortası yok bu işin. Evet, sonuna geliyor programın. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Evet. Ve programı bağlayacak zannedersem direktörümüz Kıbrıs'tan bir şey var. Yani program dolduruyor ama birkaç dakikamız daha var. Çalalım evet. Oradan birkaç dakika. Özellikle Genç TV ailesine böyle bir program için teşekkür ederiz. Sizin katkılarınızla. Ben buradan amatör de olsa bu iş için emek veren kulüplere, yöneticilere, sporcularımıza dediğiniz gibi hiçbir ücret beklemezsizin zamanlı her şeyini feda eden federasyon yönetim kuruluna kısacası bu lige bütün emek koyan insanlara huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Dumlu Pınar Yeni Malatyaspor olarak bu saatten sonra gerek küme düşme gerek şampiyonluk mücadelesi veren bütün kulüplere bu zorlu yolda herkese başarılar diliyoruz. Dediğimiz gibi hak eden kazansın. Fakat düşmek ya da şampiyon olmak da günün sonu değildir. Her gün yeni bir şey doğurur insana. Yeni bir ışık saçar. Ben diyorum ki bundan sonra dostumuzu, arkadaşlığımızı bozmayalım. Bu zorlu yoldan el ele, gönül gönüle hep beraber çıkalım. Evet. Teşekkür tamam. ederim. Yani Sayın Altay'a teşekkür ederiz. Böyle bir program sunuyor bize. Her hafta futbolumuzla ilgili bilgiler, yayınlar yapıyor. Ona çok sonsuz teşekkürler. Ben eskiden bütün maçlarımız Hakkari Maçlı'da oynanırdı. Bütün taraftarlar, seyirciler oraya giderdi. Herkes orada bütün maçlarımızı seyrederdi. Ne güzel. Çok böyle bir eğlenceli geçerdi. Bir maçtan öteki maça eski dostları, ahbapları herkesi seyrederdi. Görürdü, tanışırdı, konuşurdu. Biz şu anda herkesin bir sahası vardı. Herkes ayrı bir yerde. Dağıldı. Benim şahsi düşüncem bir araya yine gelirsek çok daha güzel olacak. Çok daha eğlenceli olacak. Ve bu Türk Ligimiz çok daha büyüyecek eskisi gibi. Şimdi çok böyle eskiden olduğu gibi değil. İnşallah eski o günlere tekrar döneriz. Buradan da emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Fenerbahçe olarak. Okey. Ali Bey, Şenol, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Katkı sağladınız. Evet, sevgili dostlar, bir programın sonuna yine geldik. Eğer suçu lisan etmişsek affola diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi ki varsınız.